ciddi bir kadrolaşma gayretine girmiş bulunmakta. Mersin İl Genel Meclisi'nin MHP ve CHP koalisyonunu oluşturan meclis üyeleri AK Parti grubunun il özel idaresine alınacak olan geçici personel konusunda yandaş bir tavır sergilediğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Ne yazık ki üzülerek takip ediyoruz ki özel idaremizin yöneticileri AK Parti'nin militanları gibi çalışmaktadırlar. Mersin İl Özel İdaresi'ndeki makamında MHP ve CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanlarının ortak uzlaşmasıyla hazırlanan basın açıklamasını okuyan Mersin İl Genel Meclisi Başkanı Fahrettin Kılıç, AK Parti Mersin İl Teşkilatı'nın seçim sürecine girilmesi nedeniyle Mersin İl Özel İdaresi'ne kadrolaşmaya gitmeye çalıştığını öne sürdü. Bunun arkasındaki sebepleri de ülkenin hızla seçim sürecine girmiş olması diye düşünüyoruz. Konuyla ilgili 3 Eylül Pazartesi günü işe başlamak üzere AK Parti Mersin İl Başkanlığı'ndan geldiği belirtilen 35 kişilik bir listenin varlığına dönük olarak bazı söylentilerin olduğunun bilgisini veren Mersin İl Genel Meclisi Başkanı Fahrettin Kılıç, Mersin İl Özel İdaresi'ne işçi alımı yapılacağından İl Genel Meclisi Başkanlığı'nın ve mecliste grubu bulunan partilerin üyelerinin bir bilgisi olmadığını ifade etti. İşçi alımı yapılacağından ne meclis başkanlığımızın, ne de mecliste grubu bulunan partilerimizin grup başkanlarının bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığı gibi bilgisine de başvurulmamıştır. İl Özel İdaresi'ne personel alımı konusunda niteliklerin kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Kılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmişlere atanmışlara ezdirmeyiz sözünü hatırlatırken, AKP'nin seçimlere dönük kadrolaşma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz, kanunlar ve yasalara ve mevzuatta da belirtilmiş olan haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız dedi. AKP'nin seçimlere dönük bu kadrolaşma girişimine fırsat vermeyeceğiz.